Öncelikle, hoş geldiniz. Bana ne demek istiyorsun, söyle. Konumuz burası. Hayır. Yani burada Çevre Şehircilik Bakanlığı bir düzenleme yapmış. Burada zaten imar var. Yani bu park alanı olarak şu anda bulunduğumuz noktada imar yok. İmar aşağıda var. Yani şu anda otopark olan yerde %17 olan imar hakkı %28'e çıkartılmış ve biz bu Beşiktaş Belediyesi'ne sorulmadan yapılmış, hiçbir şekilde Beşiktaş Belediyesi'nin, belediye başkanının, belediye meclisinin en küçücük bir ilgisi olmadan çıkartıldığı için ben bir sene önce hiç kimseye bu işleri şov aracı haline getirmeden dava açmışız. Ve şu anda dava yürüyor. Yani biz Beşiktaş Belediyesi olarak burada zaten var olan. Biraz daha sorayım. Başkanım, özür dilerim. Biz de zaten bununla ilgili dava açtık. Yani şu anda anlatılanlar, aktarılanlar maalesef kamuoyunu yanıltılıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde park alanı olarak kullanılan yerde bir inşaat faaliyeti olmayacak. Şu anda bulunduğumuz yere inşaat yapılmayacak. Hayır, asla yapılmayacak. Sadece ve sadece imar faaliyeti otoparkın olduğu, gece konularının olduğu yere kadar. Ancak biz onun için dahi dava açmışız. Halkımıza hiçbir şekilde bu işi gündeme getirmeden biz dava açtık. Bununla ilgili duyuruları astık. Ancak burada özellikle çok az sayıda insan bizim Beşiktaş halkının ve Abbasağlıların, Dikili Taşların konudaki hassasiyetini özellikle kullanıyor. Yani ortada bu parka yapılacak bir inşaat, bir faaliyet yok. Biz demiyoruz, tamam. Başkanım, koruyun. Kamulaştırma yapacak mısınız? 12 dönüm araziyi bütüncül olarak koruyacak mısınız? Bu alanı, tüm araziyi Beşiktaş halkına bir park yapacak mısınız? Yani sorularımız bu. Hepsini sordular. Öncelikle buradaki eserler... Tuz Baba Camii'ne giden su yolunun tescili için... Eserler zaten tescil edilmiş eserler. Ayrıca her yurttaşın eğer burada... Burayla ilgili bir hassasiyeti varsa müracaatta bulunma hakkı var. Burayla ilgili Beşiktaş Belediyesi ile ilgili hiçbir konu yok. Çünkü burası zaten park alanı olarak kalacak. Yok böyle bir şey. Burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bizim de itiraz ettiğimiz imarı aşağıda yapılmış düzenlemesi. Bu tür yerlerde ne zaman bir inşaat faaliyeti olsa bizimle hiç alakası olmadığı halde, yani geçmişten gelen hakların kullanımı olduğu halde gündeme bazıları çarpıtarak getirebiliyor. Bizim dönemimizde bakın 2,5 yıldır hiçbir yeşil alan imara açılmamıştır. Ve açılmayacaktır. Geçmişten gelen hakların kullanımına engel olamayacağımız gibi, yani mülkiyet hakkına, burayla ilgili 120-130 milyon liralık bir kamulaştırma bütçesini de üstelik de düzenleme ortaklık payının bu kadar yüksek bir terk oranıyla imar düzenlemesinin yapıldığı yerde açıkçası dava açılması çok zor. Çünkü Beşiktaş Belediyesi'nin zaten bütçesi neredeyse bir yıllık o kadar. Ama bu bir tercih olabilir. Yani bu külliyen reddedebileceğimiz bir şey değil. Bütçe meselesi Beşiktaş halkının sorulabilir. Yani buranın kamulaştırılması ve kendisinin vergi olarak, yasal olarak bu çok zor. Yasal altyapısı olmadığı için ek vergi almak anayasaya göre de aykırı. Ek vergi çıkarmak suretiyle buranın kamulaştırılması Beşiktaş halkı tarafından onaylanır ve böyle bir para belediye bütçesine ek bir gelir olarak kaydedilirse memnuniyet duyarız. Esas itibariyle bunun ana nedeni şu: biz dava açınca, dolayısıyla binlik planı yapmayınca mülk sahibi, siz burayı, ben burayı yeşil alan olarak kullanılmasını arzu ettiğimden, buraya müdahaleye izin vermediğimde, o zaman dedi ben mülkiyet hakkımı kullanıyorum. Şimdi sizi vatandaşı da sokmuyorum dedi. Yani aslında bizim açtığımız davaya tepki olarak bunu gerçekleştirdi. Yani bir dakika, en az yarısı bu mahallede oturmuyor. Buranın sakini değil diye bana söyledi. Ve buraya provokatörler geliyor dedi. Burayı karıştırmak isteyenler var dedi. Muhtarım, bunları da söyle lütfen.